İçinden nehir geçen şehirler hem tarihsel açıdan hem de kültürel açıdan her zaman farklı bir yere sahip olmuştur. Örneğin birçok Avrupa şehri ticaretini bu nehirler üzerinde temellendirmiş ve bu şehirlerde nehirlerin etkili olduğu bir tür kültür de şekillenmiştir. Türkiye'deki nehirler genel olarak Avrupa nehirleri gibi ticarete uygun değil. Ancak Türkiye'de de nehir çevresinde şekillenen ve kültürel yaşamına suyun akışını dahil eden tıpkı Eskişehir gibi iller mevcut. İşte Düzce'de Türkiye'de böyle bir olanağa sahip olan nadir illerden biri. Hasar Deresi Düzce'nin tam kalbinden geçiyor. Ancak bu dere ne yazık ki uzun yıllardır vatandaşla buluşamadı. Hasar üzerine yazılıp çizilen ve medyada anlatılan geçmişteki projelerin hepsi de yarım kalmıştı. Ancak bugün Düzce'yi Hasar'la buluşturacak ve belki de şehrin kaderini değiştirecek potansiyele sahip bir projenin temelleri atılıyor. Hasar Deresi Düzce'nin tam ortasından geçen bir su kaynağıdır. Gerçekten bir şehir için son derece önemli bir su kaynağının içinden geçmesi. Düzce bu potansiyele sahip. Şimdi tabii geçmişte bir sel felaketi olduğundan dolayı Hasar Deresi üzerinde bir koruma bandı yapılmış. Fakat bu yapılan koruma bandı Hasar Deresi'ni Hasar Kanalı'na çevirmiş. Şimdi Hasar Kanalı içinden su akıyor. Fakat Düzceliler bu suyla buluşamıyor. Bakan Bey'in, Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri. Bunu geçmiş dönemlerde, her dönemde bu Hasar projesiyle ilgili bir takım projeler hep hayata geçiyordu ama yerinde gerçekleşmiyordu. Hasar projesi 3 etaptan oluşuyor. İlk etapta 2 adet köprü, restoran, yürüyüş yolu ve yapısal peyzaj yer alacak. Bu yaptığımız etap en büyük olan, köprülü olan etap. Kendini de gösterecek olan en büyük proje. Aşağı yukarı 2 adet 40 metre uzunluğunda, 16 metre yüksekliğinde, her biri 9 metre yürüyüş yoluna sahip bir tane köprüden oluşuyor. Bu köprülerin içinde 80 metrekare kapalı alan, aynı zamanda dışarıda da olmak üzere 250 metrekareye yakın restoranlarımız var. Ayrıca yürüyüş yollarımız, bisiklet yolları, 2300 metrekare bitkisel, 6500 metrekarede yapısal peyzaj bulunmakta. Hasar Deresi projemiz gösterişli otelden platoya kadar olan mesafeyi kapsıyor. 3 etaplı bir proje. Projenin merkezi eski balık pazarının olduğu yer. Şu anda içinde bulunduğumuz yer. Bu projeyi yapmak için öncelikle bir proje yarışması açmıştık. Jüri kurduk, firmalara davet ettik. Fakat maalesef pandemi süreci başladığı zamanlarda projeye katılım olmadı. Mimarlarımız jüri Düzce'ye gelmekten imtina etti. Proje 3 etaptan oluşuyor. Burası merkez kısım. Burada 2 adet köprü var. Özellikli köprü, estetiği olan köprüler. Bunların boyu 54 metredir. Ve burada yaklaşık 30'dan fazla kazık çakacağız. Fore kazık çakacağız. Köprüleri onların üstüne oturtacağız. Köprüler çelik köprü. Burası dinlenme alanı. Biz özgün yapmaya çalıştık ama mimarlar biliyorsunuz birbirlerinden esinlenebilirler. Hiçbir ülkenindeki bir köprüyü, bir projeyi örnek almadık. Mimarların birbirlerinden esinlenmiş olmaları mümkündür. 2 tane köprü olacak, çelik köprü. Üzerlerinde insanlar sabah kahvaltısı, çay kahve, akşam yemeği yiyebilecekler. Suyla insanları buluşturacağız. Basamaklı bir projemiz. Dereyi biraz şişireceğiz, diz boyuna kadar şişireceğiz. İnsanlar yazın, yaz aylarında derenin içerisine masa atıp ayaklarını suyun içine sokup burada yemek yiyebilecekler, burada dinlenebilecekler. Hasar Deresi projesinin ihale ve projelendirme sürecinde çeşitli engellerle karşılaşılmış. Başkan Özlü bu süreci şöyle özetliyor. 3 firmadan teklif istedik. Bu 3 firmadan bir tanesi çekildi. Ben dedi bu projeyi yapamayacağım. Zor bir proje. 2 firmadan ile görüştük. Bunlardan birisi projeyi üstlendi. Bu projeyi üstlenen firmamız İstanbul Caddesi ve Düzce'nin kent estetiği projesini yapan firma. Proje yaklaşık 20 ay sürdü, projelendirme aşaması. Bu arada Hasar Deresi'ni Devlet Su İşleri'nden devraldık. Bakım hizmetleri Düzce Belediyesi'ne ait. İhalesini yaptık. İhaleyi de en az 3 defa tekrar ettik. Önce katılan olmadı. Fiyatlar çok oynadığı için. En son projeyi Beltaş üstlendi. Beltaş dediğimiz firma %100 Düzce Belediyesi veya Düzce'deki belediyelerin diğer küçük hisseleri olmak üzere hissedar olduğu bir firma.
Beltaş kar etse, kar payı dağıtsa Düzce Belediyesi'ne geliyor. Beltaş zarar etse, zararı Düzce Belediyesi'ne geliyor. Dolayısıyla Beltaş ve Düzce Belediyesi arasında esasta hiçbir fark yoktur. Dolayısıyla biz buradaki bir takım faaliyetleri yer tesliminden önce belediye olarak üstlendik. Örneğin elektrik hatlarının aşağı indirilmesi gibi bu süreçteki hafriyatı Düzce Belediyesi üstlendi. Çünkü elektrik hatlarını aşağı indirmek proje kapsamı dışındadır. Ve SEDAŞ Elektrik Dağıtım, Üretim ve Dağıtım Şirketi kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Buranın yaklaşık 5-6 milyon liralık yatırım maliyetini üstlendiler ve biz hatları aşağı indirdik. Asar Deresi deyince akla gelen bir diğer husus ise taşkın riski. Peki Asar Deresi projesinde bu riske karşı planlama yapıldı mı? Bu projeyi yaparken Asar Deresi'nin geçen 100 yıllık debi hesaplarına baktık, simülasyonu yaptık. Taşkın riskine karşı evet. Bütün bu hesaplar yapıldı, bütün projeler gözden geçirildi ve bu yaklaşık 20 ay sürdü. En son statik hesaplarını köprülerin statik hesaplarını İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımız kontrol ettiler ve proje tamamlandı. Yani bizim yapacağımız proje alanlarında en son yaşadığımız işte sel olayından oralara kadar çıkmadı. Hatta biz Bakan Bey'le en son yerinde baktığımızda yani bir şey olur mu, bizim yaptığımız yapılara bir zarar verir mi dediğimizde bizim zaten köprülerimiz yukarıda olacak. Hatta Bakan Bey de şöyle dedi, biz bu projeye başlayalım. Ondan sonra dedi eğer dedi hani alttaki alanlarda, yeşil alanlarda veya taş döşeme alanlarında bir şey olacağını kanaat getirirsek projede revizyona gideriz dedi. Ama en son selde görüldüğü gibi derenin o koda çıktığını biz görmedik. İki taraftaki köprünün de ayakları sabit ayak değil, asma köprü gibi olduğundan dere devamlı akıyor. Bir Şakuş Köprüsü'nün altında iki tane eski köprünün ayağından böyle 20-25 santimlik bir yükselti var. Onu da biz bu proje kapsamında DSE'nin zamanından kalma. Oraya bir takılma oluyor sadece ama bu tıkama değil. Onu da biz orada temizleyeceğiz, tıraşlamasını yapacağız. Asar Deresi projesinin yanı sıra film platosunun olduğu bölüme 23 Nisan Parkı yapılacak ve projeye entegre edilecek. Projenin ilk etabı için 5-6 ay, tamamı içinse 12 aylık bir sürenin hesaplandığı belirtiliyor. Asar'ın süresi, ihaledeki süresi 450 gün ama bizim hedefimiz burada 5 ay, 6 ay gibi. Biz 6 ay diyoruz ama 5 ayda bitirmeye çalışacağız Allah izin verirse. Önümüzde bir aksilik çıkmazsa, hava şartları da uygun olursa. Şubat ayı gibi hedefimiz o. Şubat, Mart gibi o. Hava şartları müsait ederse. Yaklaşık 12 ay. Ama bu projelerde ben süre verdiğim zaman beni eleştiren muhalefet partileri var. Onlara şunu söylemek isterim ki, benim verdiğim süreler hedef sürelerdir. Bakın şimdi burada fore kazık çakıyoruz. İlk çakmaya çalıştığımız kazıklarda 12 metreden, normalde 20 metre kazıkların derinliği, 12 metreden sonra çaktığımız kazıktan su alıyoruz, toprak alamıyoruz. Bu projelerimizde teknik olarak ortaya çıkan bazı hususlar var. Onları netleştirmeden ilerleme sağlamıyoruz. Çünkü biz bütün adımlarımızı temkinli bir şekilde atan bir zihniyete sahibiz. Düzce'nin bir İstanbul Caddesi var. Bir İstanbul Caddesi'ne alternatif olarak burası orayı sanki böyle geçecek gibime geliyor. Mesela Eskişehir bunu çok güzel becerdi. Yani ticarethaneler derenin kenarında oluşmuş, öğrenciler hep dere kenarlarında, yapılan bütün restoranlarda, kafeteryalarda. Burada da öyle bir yaşam tarzları oluşursa bizim yaptığımız şeylerle oluşacak bunlar. İşte bir cazibe merkezi oluşturmanız gerekiyor ki vatandaşlar da oraya yatırımlarını getirsinler. Burası bittiği zaman gerçekten Düzce sınıf atlayacak. Düzce'ye burası çok büyük bir değer katacak. Düzce başka illerde gördüğümüz örnekler var. Hep bana örnek verirler. O illerde gördüğümüz örneklerden daha muhteşem, daha yeni bir proje olacak. İnsanlar suyla tanışacak. Asar Deresi Düzce'nin ortasından geçiyor. Ve bakın, Asar Deresi projesine bugüne kadar bütün siyasilerimiz buraya gelip fotoğraf verdiler, taahhütte bulundular. Bir şey olmadı. Biz başlattık ve bitireceğiz. Diğer projelerimizde olduğu gibi Millet Bahçesi başlattık, bitirdik. İtfaiye binası başlattık, bitirdik. Burası da bittiği zaman göreceksiniz ki Düzce'ye büyük bir değer kazanmış olacak. Biz Düzce'nin çevresini değiştirmeye kararlıyız. Düzce'ye sınıf atlatmaya kararlıyız.